Biraz da Hazreti Süleyman'la Hazreti Mehdi'nin müsabetleri üzerinde duralım. Kuşların dilini bilecek derecede ilim sahibi, cinlere hükmedecek seviyede yaratıklara hakim, bakırı eritip kazanlar döktürecek ölçüde sanayici, muhteşem saraylar yaptıracak kadar teknolojiye vakıf, Kur'an'ın "Ne güzel bir kuldur o" diye tavsif ettiği Hazreti Süleyman sadece bir kısmını saydığımız bunca büyük nimete nasıl kavuşmuştu acaba? Şu duasına borçluydu bütün bunları Hazreti Süleyman. Allah'a şöyle yakarmıştı: "Ya Rabbi, beni bağışla ve benden sonra kimseye nasip olamayacak bir hükümranlık ver. Şüphesiz ki sen pek çok lütuf ve ihsan sahibisin." Allah onun duasını kabul etti. Şüphesiz o Allah'a yönelmiş bir kimseydi. Hazreti Süleyman bunca nimeti istemişti. İstemesine ama hepsine şükür gözlüğüyle bakmayı, tefekküre vesile yapmayı da ihmal etmemişti. İşte onun kendini Allah yoluna bu adamışlığı, onu emsali görünmemiş bu ihsanlara kavuşturmuştu. O yeryüzüne hükmü geçen bir hükümdardı. Son derece adaletliydi. Zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların şefkat meleği olmuştu. Daima hakkın, haklının yanında yer almış, ezileni kaldırmış, ülkesini sulh ve sükuna kavuşturmuştu. Hazreti Süleyman zenginliğin, bolluğun sembolüdür. Ülkeyi baştan sona imar etmiştir. 40 yıllık hükümranlığı esnasında kurda kuşa varıncaya kadar herkesi huzura kavuşturmuş, mutlu bir hayat sürmelerini sağlamıştı. Ancak o, haşmetli saltanatına rağmen musibetli dönemler yaşamaktan da kurtulamamıştı. Hazreti Mehdi ile onun arasında bir kısım benzerlikler var. Hazreti Süleyman manen görevliydi, Hazreti Mehdi de öyle. Hazreti Süleyman dünyaya hükmediyordu, Hazreti Mehdi de hükmedecek. Gerçi Hazreti Mehdi dağa taşa kuşa hükmü geçirebilecek derecede bir hükümranlığa sahip değil ama Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek, dünyanın en ücra köşesinde de olsa hizmetleriyle müminlere moral, kafirlere hüzün verebilecek bir iksir, yani hizmet ve eserlerin sahibidir. Evet, Hazreti Mehdi de Hazreti Süleyman gibi yeryüzüne hakim olacaktı. Ama o bu hakimiyetini şahs-ı manevisiyle birlikte gerçekleştirecek. Baş tacı edindiği, müfaasını yaptığı kutsi hakikatleri ruh ve gönüllere nakşedecek ve bu Amerika'dan Japonya'ya, Rusya'dan Avustralya'ya kadar dünyanın her ülkesinde varlığını, gücünü, hakimiyetini hissettirecek, bu manevi gücün karşısında küfrün çürük direkleri bir bir yıkılacak, teslimi silah edeceklerdir. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesi alem-i İslam'dan nef ve ihraç edilecektir. Hazreti Süleyman 40 yıl saltanat sürmüştü. Hazreti Mehdi de 40 yıl hükmedecek. Hazreti Süleyman dönemi bolluk ve refah dönemleriydi. Hazreti Mehdi zamanında da bolluk ve bereket görülecek. Hazreti Süleyman emrindekilerle ülkesini baştan başa imar etmişti. Hazreti Mehdi de talebeleriyle birlikte insanlığı manen imar edecek. Hazreti Süleyman bir kısım fitnelere maruz kalmıştı. Hazreti Mehdi de dinsiz komitenin sıkıntılarından kurtulamayacak.